Bildiğimiz nar türünün hem ağaç hem çalı gibi çeşitleri vardır. Ağaç ya da çalı ikisi de Litaraceae, Kınagiller, familyasının Punica granatum türündendir. Bu sayfanın konusu süs narı çeşidinin bilimsel adı, Punica granatumdan adır. Cüce ya da minyatür nar. Özellikleri Gerçek meyvelik nar ile farkı bunun çok küçük yapılı olmasıdır. Meyveleri özel bakım yapılmazsa yeterince büyümez. Genelde Ortalama ceviz büyüklüğünde kalır ama sağlıklı tohum oluştururlar. Tohumdan yetişseler bile bir yaşında olduklarında bir karış boylarıyla çiçek açıp meyve verirler. Küçük çalı özelliğinde olan süs dağrı ne yaparsanız yapın ağaç haline gelmez. En az 10 yıl yıllarca uğraşmanız durumunda en fazla 1,5 metre mini bir ağaç görünümü verebilirsiniz. Kışından fazla 15 C dereceye kadar soğuğa, kara, buza dayanır. İstanbul'da hiçbir sorun yok. Ankara'da ise dikkatli olmak gerekir. Çiçek açması süs narı yetiştirmek sardunya yetiştirmekten bile daha kolaydır. Oldukça dayanıklı ve uyumlu bir bitkidir. Tohumdan yetişen mini fidancıkları bir yaşına geldiğinden itibaren artık her yıl kesinlikle çiçek açar. Çiçek açmıyorsa güneşten mahrum kalıyor ya da toprağa çok kötü demektir. İlkbaharda yapraklandıktan sonra Yeni gelişen dalların ucundan tomurcuklanır. Yaz sıcakları 4-5 ay süren yerlerde ilkbahar sonuna doğru çiçeklenmeye başlayıp sonbahar sonuna kadar ara ara çiçekler açar. Uygun iklim sayesinde meyvelerini büyütürken çiçeklenmeye de devam eder. Diğer yerlerde ise genellikle yaz başından yaz ortasına kadar çiçeklidir. Sonra gücünü meyveleri harcar ve daha çiçek açmaz. Çiçekler dökülüp meyve oluşmuyor, saç çiçeklenmeye devam edebilir. Daha uzun süre çiçek açmasını istiyorsanız meyvelerin çoğunu henüz çok küçükken yok etmelisiniz. Sürekli saksıda yetiştirilebilecek bir nar çeşidi cücenar. Meyve vermesi süs narının meyve vermesi bir yaş ındayken kesindir. Hatta Akdeniz ikliminde eğer tohum ilkbaharda erkenden çimlenmişsem yeni fidan sonbahar başında ilk çiçeklerini açar. Çiçeklerinde polenleşme olması kızgın güneş etkisinde kalmasına bağlıdır. Yoksa çiçekler dökülüp gider ve meyve oluşmaz. Meyveleri genelde ceviz kadar olur. Süs dağrı meyvelerinin normal büyüklüğe gelebilmesi birkaç yıllık olmasına yeterince güçlü kök sistemi geliştirmiş olmasına ve toprağın besleyiciliğinin yeterli nitelikte olmasına bağlıdır. Meyveden amaç tohum elde etmek, çok sayıda süs narı yetiştirmek ise meyvelerinin büyük olmasına gerek yok. Küçük bir ceviz kadar mini meyvelerinde bile çok fazla sayıda sağlıklı tohumlar oluşur. Ayrıca düceğenar meyvelerinin küçük kalmışlarının ekşi ve az sulu olmasından başka bir özelliği yok. Lezzetli değildir. Ama süs olarak, Özellikle de kızardıkları zaman minyatür meyve halinde çok güzel ve şirin görünürler. Yetiştirme ve bakım şartları, süs narı açık havayı ve kızgın güneşi sever. Öğleden sonra güneşini iyi alırsa çiçek sayısı artacağı gibi meyve vermesi de kesindir. Serin yerlerde çiçeklerde polenleşme mümkün olmaz. Dolayısıyla meyve vermez. Süs narı gerçekten cücedir. Bol bol dallanıp budaklandığı halde boyuzlaması ve gövde kalınlaşması son derece yavaştır. Kökleri fazla yer kaplamaz. Onun için saksıda yetiştirmeye gayet uygundur. 1 metre kadar büyümesi bile 10 yıl gibi uzun yıllar sürer. Ev içinde yetiştirmek, eğer güneşli pencere önünde tutarsanız, mümkündür ve genelde sorunsuzdur. Saksı ve toprak süs narı, minyatür nar, Kızgın güneş istediğinden dolayı kalın kenarlı iyi kalitede çömlek saksı kullanmalısınız. İstanbul'da, Ankara'da pek önemli değil ama yazları aşırı sıcak olan yerlerde gerekir. Toprak konusunda oldukça uyumludur. Sadece elinizden geldiğince iyi, temiz, aşırı kirli olmayan toprak bulun. Torf toprak bile olur. Sulama ve bitki besini Nisan-Ekim ayları arasında toprak hafiften kurudukça sulayın. Toprağı devamlı sırılsıklam ıslak kalmamalı. Diğer aylarda toprak kupkuru oldukça sulayın. Süs narı gübre ve bitki besini hemen hemen hiç istemez. Hele bahçelerde hiç gerek yok. Saksıda yetiştiriyorsanız genel amaçlı bitki besininden ayda bir gibi verin. Ya da toprağını yavaş çözülen yakılnık gübre az miktar karıştırın. Kış dinlendirmesi cücen arkadaşın eve güneşli bir pencere önüne alınırsa başta bir yadırgama yaşar, fakat daha sonra filizlenir ve yapraklanmaya çiçeklenmeye devam eder. Bu iyi bir şey değil. Başka yapacağınız bir şey yoksa kış boyunca yapraklardan pörsüme görmedikçe sulamayın. Budama cücenar budamasını kış sonunda, bahar uyanması başlamadan önce yapmanızı tavsiye ederim. Gerçi başlarken yapsanız pek sakıncası yok. Çok sık dallar arasında seyrekleştirmeler yapın. Bu tarz budama gerekli ve yeterli. Ama daha fazla. İstediğiniz gibi budayabilirsiniz. Havalar ısındıkça muhteşem bir gelişim gösterecektir. Budamanın çiçeklenmeye etkisi olumlu veya olumsuz hiçbir etkisi yoktur. Sadece eğer tüm ince dağları kesmişseniz. Ağır bir budama yapmışsanız çiçeklenme yazın veya yaz sonuna doğru başlar. Çünkü öncelikle biraz dalanıp budaklanması gerekiyor. Eğer ince dallar varsa çiçeklenme ilkbahar ortasında başlar. Minyatürner fidan üretimi, çelikle ve basit daldırma yöntemiyle çoğaltılması mümkündür. En kolayı ve verimli bir şekilde çoğaltılması tohum iledir. Albenisi yüksek, kolay yetişen mini ağaç. Bir karış boyuyla çok dallı olur, çok fazla sayıdan nar çiçekleri açar. Mesela bu yıl ilk baharda tohumları ekin. gelecek yıl yaz ortasında güzelliği görün. Çelikle üretmeye hiç gerek yok. Ektiğiniz tüm tohumlar çimlenecek ve hızla büyüyeceklerdir. Mini fidancıklar sonraki yıl çiçeklerle bezenirler. Minyatürler küçük çapta süs bitkisi üretimi yaparak geçimini sağlayanların öncelikle ele alması gereken bitkilerdendir. Her yıl tohumlarını ekin bir yaşına geldiklerinde çok şirin çiçekli mini ağaç olurlar. Fiyatı damak kul tutarsanız her fiyat soran mutlaka alacaktır. Elinizde kalmayacakları kesindir. Aşağıda çoğaltma üretme konusuna göre gerekeni yapın. Tohumların ekilmesi süsnarı tohumları fazla uzun ömürlü değildir. Satılanlara güvenmeyin. Yapacağınız şey, cüceynar meyvesini sonbaharda veya kış aylarında ip bozmadan parçalamadan dışarıda soğukta veya buzdolabında, Kış sonuna kadar bekletin. Mart başında taneleri ayırın. Birkaç santim arayla bir santimetre derine gömerek ekin. Daha fazla gecikmeyin çünkü tohumlara kış üşümesi lazım. Nisan ayı içinde çimlenirler. Mini fidancıkları ayrı yerlere dikmeye, fide şaşırtması yapmaya hiç gerek yok gübre, besin filan istemezler. Yeter ki önceden düşünerek tohumları az da olsa iyi bir toprağa dikmiş olasınız. Esas ihtiyaçları güneştir ki bu çok önemli. Kışa kadar iyi bir gelişim göstereceklerdir. Genelde boyları, ilk yıl, 15 ila 20 santimetre civarlarında olur. İlk yıl yaz bakımı baharda çimlenen tohumlardan oluşan süs narı fidelerini yaz boyunca aşırı güneşten koruyun. Mümkün olduğunca bol dallanıp budaklanmalarını sağlayın. Yaz ortasından itibaren en uzun dalları tepeden kırpın ki daha fazla dallanma, budaklanma olsun. Yalnız hem tepe dal uzantısı 20 santimetreyi bulmadıkça onun tepesini kesmeyin. Çünkü ana temel gövde ilk başta yeterince uzun olmalıdır. Yeri hem sıcak hem esintili olursa hızlı büyürler. Kışın ise yapraklarını döküp dinlenecekler. Yeterince soğuk olmazsa yapraklar pek dökülmez. Önemli değil. Sonraki baharda fidelerin saksılara dikilmesi. İlk baharda 10 veya 12 cm çapındaki küçük saksılara hafifçe gübrelediğiniz toprakla tek tek dikin. Fideleri eski toprağından kökleri hiç arındırmadan çıkarın. Bir saksıya bir fide gelecek. Yeni saksıların toprağı Birer ölçü torf toprak artı kırmızı yumuşak süzek arazi toprağı artı dere kumu artı çeyrek ölçü yanmış koyun gübresi karışımı. Süs fideleriniz önce kuvvetli bir gelişim gösterir. Bahar sonunda bir sürü tomurcuklar verir. Yazın bol bol çiçek açarlar. Çelikle çoğaltılması Şubat ayı ortasında yan dallarını azalttığınız güçlü dalları köklendirme toprağına dikin. Sık sık sulayın. Mart'ın ortasından itibaren öğle saatlerinin güneşinden koruyun. Mayıs sonuna doğru köklerini topraktan hiç ayırmamaya çalışarak iyi bir toprakla tek tek saksılara aktarın ve sulayın. Zararlıları, hastalıkları, bitki bitleri minyatür narlara pek misallat olmaz ama yerine göre değişir. Olursa çok fena ürerler. Hemen ilaçlamalısınız. Bitlenmede tüm yapraklar üzerine şekerli su dökülmüş gibi yapış yapış ve parlak hale gelir. Bunu hastalıklanma takip eder. Devamlı gözünüz üzerinde olmalı. Rüzgar almayan yerlerde gece ıslaklığı, yaz aylarında, minyatürner yapraklarında külleme hastalığına sebebiyet verir. Onun için sulamayı sabah öğle arasında yapmalısınız.